videoda sıkça merak edilen bir soruya cevap vermek istiyorum. Aşı olan kişi virüsü yayabilir mi? Mevcut aşıların klinik denemeleri semptomatik hastalıkların önlenmesine yönelik yapıldı. Yani çalışmalar asemptomatik vakaları içermiyordu. Bir aşının etkinliğini tespit edebilmek için aslında bu bildiğimiz faz çalışmalarında ilk olarak bu kişilerde antikor üretim cevabına bakıldı. Yani aşı uygulandı ve sonrasında o kişiler antikor üretti mi diye bakıldı. Sonrasında da semptomatik bir hastalık yaşayıp yaşamadığına bakmışlardı. Dolayısıyla asemptomatik hastalıklar aslında birazcık da olayın dışında tutuldu. Sonra bazı çalışmalarda asemptomatik hastalar da dahil edildi ancak net veriler de yoktu. Dolayısıyla daha detaylı ve net veriler aksini kanıtlayana kadar aşılanan kişilerin belirti yaşamadan COVID-19 geçirmesi ve virüsü yayma olasılığı pek tabii ki mümkün. Biliyorum ki eski normal günlere dönmeyi iple çekiyorsunuz. Özellikle aşı olanlar normal yaşama dönmek için çok daha girişken olabiliyorlar. Ancak belirtmem gerekiyor ki süreç bu kadar kolay işlemiyor. Nüfusun en az %75'inin aşılanması ve sürü bağışıklığının oluşması gerektiği aslında salgının ilk zamanlarından bu yana konuştuğumuz bir gerçek. Ve ülkemiz için konuşursak aşı çalışmaları oldukça hızlı ilerliyor olmasına rağmen henüz bu orana ulaşamadık. Hatta belki de üçte birindeyiz. Bu nedenle aşı olan vatandaşlarımızın bu salgınla olan savaşımızdaki görevleri hala çok önemli. Aşılandıktan sonra virüse maruz kalındığında bağışıklık sistemi yüksek oranda virüsle savaşıyor. Ancak bir miktar çoğalmasına da izin verebilir. Bu durumda belirti görülmese bile kaçınılmaz olarak kişiden kişiye virüs geçebilir. Aşının bağışıklığı devreye sokması birkaç haftayı bulabileceğinden bu süreçte enfekte olabilir bu insanlar ve virüsü yayabilirler. Yani sırf aşı olduğunuz için maske, mesafe, hijyen önlemlerini bir kenara bırakmayın. Kendinizi olmasa bile başkalarını riske atabilirsiniz. Şunu da unutmamak gerekiyor. Evet, aşı kanımızda bir antikor düzeyi oluşturuyor. Ancak mukozal antikorlar dediğimiz, yani virüsün vücudumuza girdiği ilk o mukozal yüzeylerde karşılaştığında acaba inaktif oluyor mu olmuyor mu sorusunu ilerleyen günlerde muhtemelen öğreniyor olacağız. Tabii ki de CDC, yani Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde maskeyle ilgili yaptığı kural değişikliğinde olay şu. Bir bakıyorsunuz ki aşılı olan kişiler maskeden birazcık daha uzak kalabiliyorlar bu dönemde. Aslında bunun sebebi maske kullanımı uygun olmayan veya maske kullanımı gerekli olmayan kişilerin bir araya gelmesini sağlayan tek şey bu kişilerin hepsinin aşılı olması veya açık hava olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla tedbir kurallarına ve çoğunluğun aşılana kadar veya bağışıklık düzeyi oluşana kadar dikkatli olmakta fayda var. Sağlıkla kalın diyorum.